Şimdi öncelikle Selahattin Demirtaş'ın muhtırasından bahsetmek lazım. Mektup. Tam anlamıyla muhtıra. Güzel. Bu da tevafuk oldu. 12 Mart'ın yıl dönümünde bu konuyla ilgili sorular soruldu. 12 Mart biliyorsunuz bir muhtıranın yıl dönümü. Dolayısıyla muhtıra verilmiş oldu. Şimdi Sayın Meral Akşener dedi ki beni dedi ölüm ile sıtma arasında tuttular. Evet. Şimdi siyaseten ölmüş durumda değil. Hala barajı aşabilmesi söz konusu. İki hali varsa maddenin ya da genel başkanın, o zaman sıtma durumunda olur. Siyaseten sıtma, yani hasta adam haline getirmiş oldular. Şimdi diyordu ki Abdülhamit Han'ın, rahmetli Abdülhamit Han'ın karşısında olanların yerinde konumlandırdım kendimi. Evet. Onlar Osmanlı'ya hasta adam diyenlerin aslında izinden giden ekipti. Şimdi öyle konumlandırdı kendisi. Tabii eleştirdiğin noktaya düşmeden vefat etmezmişsin. Şu anda sıtma durumunda, demek ki siyaseten sıtma durumunda. Tabii öyle olunca da vücut hastalanınca diğer hastalıklar da ayağa kalkar, fırsat kollar. Sizin zayıflıklarınız esasında, hani çok özendirici olmasın, sigara içer birisi bir şey olmuyor bana der ama ne zaman 60-70 yaşına gelir, ne zaman vücut zayıf düşer, o zaman o etkiler daha fazla ortaya çıkar. Dolayısıyla şimdi vücut zayıf düşmüş durumda. Yani diyeceği fazla bir şey kalmamış durumda. Gerçekten bir İyi Parti yöneticisinin işte 5'ten büyüktür, ne 5'ten büyüktür, Türkiye 5'ten büyüktür tweetini atıp sonra silen İyi Parti yöneticisi şu anda şaşırmış haldeyiz. Neye uğradığımızı şaşırdık diyerek bu hissiyatını dile getirmişti. Şimdi gerçekten şaşırmış, yani hasta adam İyi Parti şu anda hasta adam noktasında maalesef. O stratejik hatalar onları oraya düşürdü ki Sayın Erdoğan kendisine zamanda el uzatmıştı. Biliyorsunuz bir uçakta gazetecilere konuşurken demişti ki yani Sayın Meral Akşener durumunu gözden geçirmeli demişti. Şimdi geçirmedi. Zamanda o tedbirler alınmadı. İşte ilaç ikram ettiydi ama o ilacı reddetti. Dolayısıyla şimdi öyle bir noktaya geldi. İyi Parti şu anda HDP masaya daha rahat bir şekilde ayar verebiliyor. Masanın kendisine olan ihtiyacını daha fazla kullanabiliyor. Üst perdeden konuşuyor, muhtara veriyor. Zaten bunları yapmışlardı ama bu süreç içerisinde daha güçlü elleri, artı İstanbul belediye seçimlerini de bizim sayemizde kazandınız, orada da bizim sayemizde oturuyorsunuz vurgularını daha koyu bir şekilde yapabiliyor. Tabii şimdi bazı hesaplar yapılıyor. Bazı gazeteciler diyor ki, yandaş gazeteciler diyor ki biz bu seçimi kesin kazandık. Yeter ki diyor Cumhur İttifakı hile yapmasın. Şimdi o yandaş gazetecilerin dediği aslında seçimi kaybettik. Bakın Fehmi Korun'un 2 gün önceki yazısı. Çok gündemde değil ama ben takip ediyorum. Çünkü önemli mesajların taşıyıcısı. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan seçim kazana seçim kazanmayı öğrenmiş bir lider diyor. Her seçimi kazandı diyor. Peki devamı ne? Yüksek Seçim Kurulu adaylığı engellemek durumunda. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan herhangi birisi değil. Sürekli olarak seçim kazanan birisi diyor. Peki hani garanti kazanıyordunuz? Hayır, öyle olmadı. Ne yapalım? O zaman seçim sonrasına kaos senaryosu hazırlayalım. Bunun taşıyıcılığını yapalım. Şimdi bütün bunlar o tarafta hesabı yapılanlar. Peki bu tarafta ne var Cumhur İttifakı tarafında? Bakın Sayın Recep Tayyip Erdoğan neredeydi? Ne yapıyor şu anda? Neyle ilgileniyor? Deprem. Gündeminde neler var? Deprem. Yeniden Refah Partisi ne diyor? Ya diyor şunları doğru yaptınız. Allah razı olsun, Ayasofya'yı açtınız. Yerli ve milli savunma sanayini geliştirdiniz. Efendim sınır ötesi operasyonları yaptınız. TOGG'u işte TOGG'a start ver. Bunlar güzel. Ama hep diyorum ya ben dediğim zaman tepki gelmişti. Sonra neyse ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan söyleyince doğru diyenler oldu. Siyasal iktidar var ama kültürel iktidar yok. Sayın Erdoğan da dedi ki ben bunları yazdıktan sonra evet bizim siyasal iktidarımız var ama kültürel iktidar noktasında sıkıntılarımız var. Aslında Sayın Fatih Erbakan'ın da tamamlamak istediği, yapmak istediği önce ahlak ve maneviyat zeminli bir şey. Bu tarafta sorun yok ama öbür tarafta HDP'ye geliyorum. Gerçekten HDP'nin kuşatması altında altılı masa. tam anlamıyla hani Türkiye işgal edilirken bir kuşatma olduğuydu biliyoruz. Rahmetli Abdülhamit Han'ın etrafında kuşatma olduğuydu biliyoruz. Aynı şekilde orada da kuşatma var ama kendilerini o duruma düşürdüler. Dün şey demişti, Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınözde ile bir canlı yayında birlikteydik. Dedi ki Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmaya çalışıyorlar masayı. O dağılan masayı. Yok dedim. Japon yapıştırıcısı demeyelim de ona. İngiliz yapıştırıcısı diyelim. Var mı öyle bir yapıştırıcı markası bilmiyorum. Dolayısıyla tutmuyor. Yani üst üste hesap yapıyorlar. 25 artı 10 artı 10 artı şuradan gelirse, öyle gelmez ki. Bunların hepsi üst üste toplanmaz. Yani elma, armut, telefon, tespih, cetvel, bunları hadi toplayın. 5 mi yapar? Yapmaz. Belki daha kötü olur. Meyvenin etkisini düşürür. Dolayısıyla orada öyle bir şey olmaz. Ama öbür tarafta Cumhur İttifakı'nda yapıları üst üste toplayabilirsiniz oy oranlarını. O mantıklı. Çünkü aralarında kırmızı çizgi ihlali yok. Ama öbür tarafta ne kırmızı, morardı o çizgilerde. Allah hepsine kolaylık versin. Ben hep duacı olmuşumdur. Yani hiç bedduacı. Rabbim yardımcıları olsun. Yani onlara feraset versin diyorum. Yani ümit kesilmez. Biliyorsunuz son nefese kadar. Şimdi bu HDP'ler gibi bir iki cümle söyleyeyim ben de. Doğru, HDP'de şu anda gerçekten bir özgüven var. Bu özgüvenin iki sebebi var. Birincisi Serdar Bey'in söylediği gibi Millet İttifakı'nın ya da Kılıçdaroğlu'nun, artık nasıl bakarsanız, mecburen onların oyuna, onların desteğine ihtiyaç olduğunu biliyorlar. Onun acayip. Yine güzel bir tanımlama, sıtma halindeki Sayın Akşener ya da partisinin varlığını devam ettirebilmesi, seçim, yani bu satım halinde onların desteğine ihtiyacının olduğunu HDP çok net biliyor. Burası tamam. Bu birinci neden. İkinci neden de var. İkinci neden de şöyle bir şey var. Geçen hafta Anayasa Mahkemesi'nin iki kararı HDP'ye daha bir özgüven patlaması yaşatıyor. Nedir o? Bir tanesi sözlü savunmaların Nisan ayına ertelenmiş olması. Dolayısıyla kapatma davasının seçim sonrasına kalıyor olması. İkincisi de hazine yardımı. 500 küsür milyon lirayının hazine yardımı ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine önce bir müdahale olmuştu, bloke edilmişti. Şimdi o bloke kaldırıldı oy çokluğuyla ve o para yardımını alacaklar. Dolayısıyla böyle bir tutum var. Doğru, o muhtırayı hatırlamakta fayda var. Sayın Akşener'in o hala işte Mithat Sancar'la görüşebilir, HDP'yle görüşebilir. Sayın Kılıçdaroğlu burada bir his yok ama masaya işte şunları getirirse, bakanlık veya başka bir şey getirirse, yani HDP'nin talebi olarak bir şey getirirse onu getiremez. Öyle bir şey yok dedikten sonra gelen bir mektup ve o mektupta şunu hatırlamakta fayda var. Sayın Akşener, ben bir HDP seçmeniyim. HDP seçmeni olarak size yazıyorum. Eski başkan söylüyor bunu, eski eş başkan. Her HDP'nin olduğu gibi ben de oyumu HDP Genel Merkezi'ne tevdi ettim. Dolayısıyla siz bizim oyumuzla seçilip Cumhurbaşkanlığı yardımcılık koltuğuna nasıl oturacaksınız o halde diye başlayan bir ifadeyle devam ediyordu. Dolayısıyla HDP şu anda Millet İttifakı'na her şeyi kabul ettirebilecek pozisyonda. Onu da söyleyeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.